Oldu, çok güzel oldu. Sen biliyor musun ne kadar güzel olduğunu gerçekten? Baktın mı aynada kendine? Arkadaşlar merhaba. Çok güzel. Elif gitti, bir nedensiz bu kostümü giydi geldi. Şimdi kostümün şerefine Elif'e bir tane sürpriz getirdim ben de. Arkadaşlara göstereceğiz, arkadaşlara göstereceğiz. E nasıl göstereceğiz kızım? Dedim o zaman hadi bir tane sürpriz açalım. Bu kostümle açalım. Çok güzel kostüm gerçekten, evet. Aksesuarları fazla, evet. Kostüm gerçekten çok şık duruyor. Bir de Elif'e çok yakışıyor. Elif'in tenine çok gidiyor bu. Nasıl ya? Yok mu Yasmin? Bebek. Aa, çok üzüldüm, ağlayacağım şimdi. Gel gel, bir yaklaş da gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar bakar mısınız? Elif'in ikinci dişi de gitti. Artık böyle kaldı. Yani normalde bu ne böyle yeşil renk olmuş senin yanağının yan tarafı ya. Bak bakayım neden o? Ders Elif yapıyor. Aa, keçeli kalem. Sabahleyin beni böyle kaldırdı arkadaşlar. Geldi böyle gözümün dibinde böyle dişlerini gösteriyor. Çok hoşuna gidiyor Elif'in bu şekilde göstermek. Nedenini bilmiyoruz. Bu akşam yine diş perisi. Evet. Değil mi? Diş. Yüsük mü? Bence küpe mi yoksa? No. No. Yoksa küpe mi olsun he? Wow. Bu ne? Bilmem. Bak bakalım bu ne? Elif Market çok seviyorsun. Bu. Değil mi? Bayağı. Evet. Kepçe gibi böyle. Heh, alıyorsun onu atıyorsun. Oynuyorsun, yarışıyorsun bunda. Kim daha çok hangi yüksek puanı alacak diye. Dur ben şöyle açmaya çalışayım. Topla. Çıkar bakayım. Oo, daha varmış top. Var mı içinde başka bir şey? En yüksek puan 8 burada. En yüksek puan 8. Wow. Bakayım. İyi de bunun içinde poşet var. Bu poşet nasıl çıkacak? He, buradan. Babamın tarzı. He? Babamın tarzı. Montaj değil de bu poşet, bu poşetin bir özelliği olması lazım ya. O nasıl? Aa, pil de var galiba. Ben hiçbir şey anlamadım bundan ya. Ha şu içindeki poşeti merak ettim ya. Bu poşeti biz patlatacağız, çıkaracağız mı? Yoksa kalacak mı öyle? Onu anlamadım ben. Acaba topları mı orada? Hayır hayır, o oradan çıkmayacak. Yok. Topları mı oradan koyuyoruz acaba? Hayır. Ha? Topları buradan koyuyoruz. Dur şu şeyini bir koyalım. Pillerini bir yerleştirelim de ona göre bakarız. Tamam, bu böyle tamam işte. Efendim? Ben gördüm. Çalıştı. Neyi gördün? Çalıştı. Aa, çalıştı mı? Pil yerleştirdik ya. Aa evet. O zaman bunu patlatacağız, çıkartacağız mı? Yoksa acaba bu üst tarafı bunun çıkıyor mu? Yok, çıkmıyor. Bunu patlatıyorum o zaman ben. Poşeti. Tamam. Çıkarttım. Oley. Nasıl toplarını koyacağım? Topları da koyuyorum içine. Lere koysana o topları arkadan. Ben. Bir tanesini değil mi? Ona böyle böyle. Kırmızıları. Bir. Hayır canım, beraber koyuyorsun içine. Sonra hayır, beraber değiller ya, ayrı bunlar. Tabii canım. Beraber mi koydum ben? Aa, beraber koyduysan beraber gelir, daha güzel olur. Herhalde belli bir puanı almaya çalışıyorsun. Onu ben bilemeyeceğim. Bir saniye. E niye çalışmıyor işte, çalışmıyor. Yok, olmuyor. Niye olmuyor? Buraya
para lazım değil. Aa bak bravo. Para koymak lazım. Evet. Doğru. İşte bu müzik çalmaya başladı. Para bunun içinde mi? Evet. Şunu alttan kapatsana kızım diye bakayım onun sesine. Neden? Oo Elif burnunda çok para var ya. Sen bayağı bir zenginmişsin Elif ya. Bakar mısın? Hiç de söylemiyor vallahi Elif. O zaman şimdi bugün de sen bize bakalım bir sürpriz al anneyle bize. Madem bu kadar çok param var. Arkadaşlar Elif doldurmuş şimdi bunu. Kırabilir miyiz o zaman bunu? Şöyle parayı koyalım. Olmadı. Ha küçük geldi galiba o. Daha çok para istiyor. Az geldi o para. E nasıl çıkaracağız bunları? Oo çıktı. Al bir tane 1 lira çıktı. Burada var. Ben koyuyorum. Ses çıktı. Ses de çıktı. Tamam nasıl oynayacağız şimdi? Sen benim yanıma gel bakalım. Ne? Buradan oyna arkadaşlara da gösterelim. Hiç kıpırdamıyor ki bu. Dur. No, niye olmuyor bu? Hiçbir hareket yok bunda. Parayı yuttu. Alo bozuk makine. Parayı yuttu kendisi yok. Niye olmuyor? Bilmiyorum. Ben şimdi her an kırabilirim bunu parçalayabilirim. Arkadaşlar yok çalışmıyor. Yani şöyle. Bence bunun içinde bazı yerlerinde bazı temassızlıklar var. Bazen çalışıyor kafasına göre, bazen çalışmıyor. Bazen algılıyor, bazen algılamıyor. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle vurabilirsin kafasına ama o da fayda etmeyecektir. Şu acaba diyorum şurada para girdiği zaman orada farklı. Bak. Bak şu anda bunun normalde ileri geri hareket etmesi lazım. Ama biz bu parayı atınca şey yapıyor. Işık birden gidiyor. Ve tamam ben yapıyorum. Yok bunu şu anda bak bunun mesela sağa sola ileri geri hareket etmesi lazım. Ama hiçbir hareket yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben bunu şimdi parçalarım. Çekicili. Ne? Çekicili. Bizim çekicimiz var mı? Var. Bak. Şu anda bunun hareket etmesi lazım değil mi? Evet. Sağa sol gitmesi lazım. Ama bak hiçbir şeyi yok. Joystick çalışmıyor ya. Bu joystick çalışmıyor. Bence bu çalışmıyor. Bunu acaba... Aa burada mıknatıs çıktı. İçinde. Bakayım. Yani işte böyle arkadaşlar böyle Çin'den bir şey aldığınız zaman... Bu Çin malı tabii ki. Her türlü sonuca hazırlıklı olacaksınız. Öyle bizim. Onun için diyorum siz Türk malından vazgeçmeyin. Türk malından vazgeçmeyin. Bu ucuz bir şey de değil. Ben bayağı da pahalı bir şey. Basit, çok basit. Ama pahalı bir şey ve çalışmıyor işte. Yani çok basit bir probleminden ötürü çalışmıyor. Ver bakayım Ece'cim bir lira bir şey daha deneyeceğim. Acaba bu paranın şurada farklı bir yere mi girmesi lazım? Bunun özelliği aslında burada şey. Yani orada bir sensör var. Onu engelliyor, tutuyor. O sayede bu müzik çalmaya başlıyor. Ben pişi orada gördüm. O çıktı pişi. Nerede çıktı? Bak sen de burada çıktı. O ben demin vurunca parçalandı kızım o. Bunu parçalamak istiyorum ben şimdi var ya böyle kırmak istiyorum. He? Hadi. Ben parçalayacağım merak ediyorum şeyini. Bakalım beni bu kadar sinir etti bir saatte arkadaşlar. Belki bir 3-5 dakikalık bir video oldu ama biz bir saatten beri bununla uğraşıyoruz. Evet. Yani acaba yöntemi böyle mi acaba yöntemi böyle mi derken bir saatten beri bununla uğraşıyoruz. Bizim bir saatimizi aldı bu. Gereksiz alet. Ben kayıyorum. Babacığım bir saniye. Şöyle. Beni çekti şarj ol. Ya. Aslında bunu kırmak istiyorsan dışarıya çıkartacaksın. Dışarıda kıracaksın bunu. Gerçekten çok mu istiyorsun kırmayı? Evet. O zaman dışarı alet
lütfen. Evet evet, hadi dışarıya çıkartalım, bahçeye, bahçede kır. Elif, bizi nelerle uğraştırıyorsun be? İstediğin gibi kırabilirsin. Hiç kendini tutma. Evet. Sadece kendi üzerine gelmesin. Ben yardımcı olayım mı? Ver. Seni var ya. Sen bizim 2 saatimizi neden aldın? Niye aldın sen bizim 2 saatimizi? Ha? Sen böyle şeyleri bize niye yaptırıyorsun? Hayır. Benim sinirim daha fazla, ben parçalayacağım. Arkadaşlar. Ben alırım. Ben. Bir tane sen. Dur. Elif çekil, yaklaşma fazla. Tüm sinirimizi aldık arkadaşlar. Bir saat uğraştık ve sinirimizi aldık onunla. Kaç parçaya ayrıldı? Tamam dur. Tamam Elif, iyi parçaladın. Çin ürünlerinden tam intikamımızı aldık arkadaşlar. Ben zaten hep nefret ediyorum. Ama işte bazen değil, birçok şeyde mecburen alıyorsunuz. Çünkü oyuncaklarda neredeyse %90 Çin ürünleri hep. Onun için aldı işte bizim bugün yaklaşık 2 saatimizi aldı şu oyuncak ve intikamımızı aldık. Evet. Ve intikamımızı aldık. Şimdi buradan bu kötü videodan ana fikir şu arkadaşlar. Türk malından şaşmayın. Kendi mallarımızdan, kendi ürünlerimizden şaşmayın arkadaşlar. Ne paranızdan olun, ne zamanınızdan olun, boşu boşuna başka şeylerle uğraşmayın. Ve yurt dışından böyle oyuncak getiren firmaları da kınıyoruz. Evet. Türk malı kullanın. Parçaladık mı? Aldınız mı hırsınızı? He? Hırsınızı aldınız mı? Lera daha alamamış arkadaşlar hırsını. Ben aldım ama ben biraz rahatladım parçaladıktan sonra. Rahatladım ve intikamımızı aldık Çin mallarından. O zaman arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz şimdi? Arkadaşlar bay bay, görüşürüz. Fake bir video olacaktı ama aslında çok anlamlı bir video oldu. Türk malı kullanın arkadaşlar. Her aldığınız üründe nerede üretildiğine bakın. Ona göre alın. Alternatifiniz varsa kesinlikle yabancı mal almayın. Bu her açıdan çok önemli ülkemiz için. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.